Gelen sorulardan anladığımız o ki A'dan Z'ye bütün kuşaklar ne varsa adeta %95 imansızlaşmış. Düzenli eğitim alıyor insanlar, düzenli kurslara gidiyor insanlar bu hale gelmek için. Gönüllü kurslara gidiyor insanlar bu hale gelmek için. Yıllardır bunları anlattık, gittiğiniz kurslara dikkat edin dedik. Ama ümmetin bir kısmı dizi kurslarına abone olmuş, dizi kurslarına gidiyor. Ama bir kısmı sosyal medya kurslarına yazılmış, sosyal medyada her gün 24 saat gece gündüz kurs görüyor, eğitim alıyor. İşte ama Instagram sınıfında, ama YouTube sınıfında, ama Facebook sınıfında hepsi bir yerlere yazılmış. Geceli gündüzlü bu ümmetin evlatları bir eğitime tabi tutuluyor. Bunun bir sonucu, bir neticesi olacak. Oluyor da şu anda olduğu gibi. Üzülüyorum bu işin arkın başında olanlar, kontrol mekanizması elinde olanlar bu işe neden dur demezler. Onu hala anlamış değiliz. Göz göre göre bir nesli önce Z diye işaretledik. Şimdi de avucumuzdan, elimizden yavaş yavaş uçup gitmesini izliyoruz. Hani uçağa binersiniz de bir korkunuz vardı, uçak düşerse ne yapacağız diye de. Ama çaktırmazsınız de havayı. Burada 250 kişi var. Hepsine ne olacaksa bana da o olacak dersiniz. O 250 kişiden cesaret alırsınız ya. Onların başına ne gelecekse benim başıma da o gelecek dersin ya. O 250 kişi sana bir cesaret verir ya. Hah, benim de tek teselli bulduğum bütün bir insanlık bir fecaata doğru gidiyor. Bir ahlaksızlığa doğru gidiyor. Bir insansızlığa doğru gidiyor bütün herkes. Teselliyi orada buluyoruz. Düşünün yani, o noktalara geldik. Ama itikada taalluk eden ve insanların bugün temel sorunu olan sorunları konferans şeklinde, özeti çıkartılmış kapsül halinde, programlar şeklinde televizyonlardan veya diğer medyalardan insanlara vermek lazım düzenli bir şekilde. Düzenli aldığımız, bizi yıpratan, bizi bozan, ahlakımızı mahveden toplumu fecaata sürükleyen, geleceğimizi elimizden alan, bizim olmayan, yerli olmayan, milli olmayan, dışarıdan dayatılan kültürlerin, dizilerin, programların, sosyal medyaların, içeriklerin, ahlaksızlıkların, ifretsizliklerin önce kulağa götürmek, sonra göze sokmak, sonra normalleştirmek, seni de onlar gibi yapmak. Strateji bu. Yıllarca yapılan buydu. Bugün televizyonlarda olan programların adının telaffuz edilmesi bile toplumda ayıptı, ayıp. Bugün televizyonlardaki dizilerin adlarına baktığınız zaman dahi ne kadar yol aldığımızı görüyoruz. Yani bir Müslümanın evinde 2,5 saat boyunca her hafta düzenli o kursun bir bölümü, bir sınıf yani o. Başka başka her akşam var da bir tanesini söylüyorum. 2,5 saat boyunca bir Müslümanın evinde, televizyonunda, çoluğunun, çocuğunun baktığı, ama baktı ama bakmadığı çok da mühim değil, ama televizyonun köşesinde Aldatmak isimli bir dizinin döndüğünü, düzenli, programlı bir şekilde döndüğünü düşünürseniz, o evdeki çocuğun gelecekte o fiili yapmaması için bana bir neden söyleyin. Algı operasyonları böyle yapılır. Sadece ismini söylüyorum size, içeriğini bilmiyorum. Bilmiyorum içinde ne var. Bilmek de istemiyorum. Ama bunlar artık normalleşti. Öte yanda bir başkası, güya toplumsal yaralara parmak basmak adına, toplumun bütün rezilliklerini, kepazeliklerini cımbızlayarak alıp gelip, bütün bir topluma mal edercesine ahlakları mahveden, reyting uğruna, o ondan yatmış, bu bundan kaçmış, bu böyle olmuş, şu şöyle gitmiş, bilmem, bütün bir topluma bunları... Sonrasında ne bekliyorsunuz? Bu erozyonu durduramadıktan sonra, bakın düzenli bir şekilde, biri bitiyor öbürü başlıyor. Her akşam yok mu bunlar? Var. Her akşam. Cuma'dan cumaya 15 dakikayla düzelir mi? Düzelmez kardeşim. Düzelmiyor da. Alıp başımı gidesim geliyor buralardan. Hem de geri dönmeyesice. Bütün umutlarımızı, ümitlerimizi ebedi aleme bağlamış durumdayız. Var, Cenab-ı Hakk'ın bir bildiği var. Dünyanın sahibi o, bir bildiği var. Üzüldüğümüz nokta şu. Kimsenin umurunda değil. Herkesin karnı tok. Herkes çünkü her şeyi biliyor. Bilgi eksikliği yok. O Hazret diye başlayan yeni nesil alim, molla, Hazreti Gogul var. Ve herkes onun müridi olmuş. Herkes o tarikatın mensubu olmuş. Kıyamı almak. Herkes her şeyi biliyor. Herkes şunu istiyor ki, hoca benim istediğim gibi konuşsun. Ve hocalar üzerinden kendi ideolojisi, misyonunu reklam edip birilerine dövmek. Şunu anlat, şöyle konuşsana, böyle de desene.
Dert ilim öğrenmek değil, dert çizgi değiştirmek değil, dert Kur'an'a yönelmek değil. Herkes bildiği yolda, tuttuğu yolda devam ediyor. Cenab-ı Hak istikametimizi Kur'an istikametinden ayırmasın, Resulünün istikameti üzerine sabit eylesin de temenni bunlar tabii, dua bunlar. Gidişat, yaşanan, gördüklerimiz bizim gayretimiz olmadan düzelmez kardeş, düzelmez. Daha açık belki ne demek istediğimi anlatmak için söyleyecek olursam, 20 sene önceki programların, televizyonlardaki programların adlarına bakın, bir de şimdiki programların adlarına bakın, ne demek istediğimi anlarsınız. Normalleşti, göre göre, duya duya, işite işite, baka baka normalleşen şeyler ahlaklaşmaya başladı artık. Ve bugün bunları sorgulayamaz hale geldik. Toplumu parçalamak için, bireyleri özgürleştirmek adına tek parça halinde yutmak için planlı, programlı ne kadar enstrüman varsa hepsi devreye sokulmuş, Türk milleti bugün bu hale getirilmiş. Hocam ne var halimizde? Eğer bu soruyu soruyorsanız ben de sana ne işin var senin burada derim. Sen bugün buraya niye geldin? Eğer ne var halimizde sorusunu sorabiliyorsa bir Müslüman bugün buraya niye geldiğini bilmiyor demektir. Müslümanlığımızı oturup baştan aşağı bir sorgulamamız lazım. İslamlığımız, Müslümanlığımız, Muhammed Mustafa'ya olan tabiyetimiz, Cenab-ı Hakk'a olan imanımız, itikadımız, teslimiyetimiz öyle bir sulandırılmış ki ve bunu da artık normalleşmiş ve kabullenmiş hale geldik biz. O noktalara kadar geldik. Sistemli bir örnek vereyim ben size. Bunları her yere duyamazsınız da ben söyleyeyim. Ben taşın altına elimi gene sokayım. Beni linç edin, şikayet edin tamam mı bir yerlere? Kadın düşmanı diye. Aman geri durmasınlar, istediklerini yapsınlar. Bir sürü haberler duyuyorsunuz haber medyasında veya televizyonlarda. Her akşam açtığınız zaman action, korku filmi gibi. O onu kesti, bu bunu bıçakladı. Bu bunu dövdü, bu bunun kafasını patlattı. Bilmem ne yaptı, şöyle yaptı. Haber bitene kadar stres, sıkıntı, gerginlik. Hepsinin de birçoğu %80'i hep aile yapısı üzerinde. Erkek kadını dövdü haberleri hep. Sizce bunların hepsi oluyor mu bu ülkede? Veya oluyorsa bu kadar çok mu oluyor? Veya bu ülkede hiç mi iyi bir şey olmuyor? Niye hep bunlar insanlara izletiliyor? Niye hep insanlara bunlar anlatılıyor? Bunların bir nedeni var mı acaba? Adam kadını dövmüş, öldürmüş, bıçaklamış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya bir gün dert ettim ya. Neden acaba? Bir adam bir kadını neden döver? Ve olumsuz haberlerin çoğunda bir vurgu vardır. Dikkat edin, vurgu. Özellikle haberin içerisinde es geçilmez. İlla ki orada bir vurgu vardır. Dini nikahlı eşi. O vurguyu da es geçmezler ya. Yani nereden bir fırsat bulursa oradan saldırıyor. Genel zaten proje aileyi yıkmaya yönelik de arada da fırsat bulmuşken oradan da bir saldırayım diyor yani. Dini nikahlı eşiydi. Resmi nikahlı olanlarda hiç kavga, kıyamet, gürültü yok. Öyle de bir haber yok zaten. Öyle de bir vurgu yok zaten. Siz orada gördüklerinizin hepsinin doğru olduğuna inanmayın. Hepsinin proje olduğunu, bir feminizma süzgeci var böyle, süzgeç. Oradan eleklenerek size sunulduğunu bilin. Ya sizin bunu bilmenize gerek yok. Benim kızdığım şu, bu süzgeç kimin elinde ve niye bu toplum illa bu strese, bu sıkıntıya sokuluyor? Sebep ne? Amaç ne? Niye aile yapıları illa yıkılma üzerine kadına ayrı gaz veriliyor, erkeğe ayrı gaz veriliyor? Kavga edin, yiyin birbirini, ayrılın. Ayrıldıktan sonra rahatlık, o. Boşandıktan sonra rahatlık mesajları, demeçleri verenler niye ön plana çıkartılıyor? Hayat varmış ya filan diye. Hep böyle ayrılığa, yuvayı yıkmaya yönelik olan mesajlar, 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 haberler, haberler, haberler. Neden, neden? Bunların bir amacı var işte. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Elimizde bir o kaldı zaten. Elimizde kala kala bir ezan kaldı. Bir bayrak var, bir ezan var. Bayrak var ama eskisi gibi saygı da yok. Ezana eskisi gibi saygı yok. Camiye eskisi gibi bağlılık yok. Saygı yok. Başka bir dünyada mı yaşıyorum bilmiyorum ama bana sorulan sorulardan gelenlerden A'dan başladınız Z'ye kadar ve ateist. Bütün kuşakları dinsiz yaptınız. Yani A'dan başı A kuşağından B, C, D, alfabede yer bırakmadınız. Yetmedi. L, G, B, T, Y geldiniz, dayattınız. O da yetmedi. Bizim alfabede harf kalmadı gibi başka alfabelerden ihraç ettiniz. Artı, plus, Q filan entegrasyonlarıyla insan bırakmadınız. Hepsini dinsizleştirdiniz. Zorunuz neydi? Ne kazandınız?
Ahiret vardı yoktu senin tartışmana göre, senin söylemine göre. Vardı yoktu. Giderdik bakardık ya. Yoksa derdik ki kardeş biz dünyada hakka hukuka riayet ettik. Kimsenin hakkını hukukunu gasp etmedik. Kimsenin inancıyla alay etmedik. Kimseyi inancından dolayı baskı altında tutmadık. Zorbalık yapmadık. Hakkını gasp etmedik kimsenin. Öyle değil mi? İslam bunları söylemiyor muydu? Dinde zorlama yoktur'un manası nedir? Müslüman olmayan insanları zorla Müslüman etmek değildir. Biz kimsenin dinine karışmadık. Bize saldırı olmadığı sürece meşru müdafaa hakkını sadece kullanma noktasında, onun dışında kimseye saldırmak yoktur. Böyle bir hayatımız varken, böyle bir yaşantımız varken siz geldiniz dinsizliği bu topluma entegre ettiniz, empoze ettiniz, reklam ettiniz, zorla yaptınız, kanunundan tut yazılımına kadar. Kanunlarla da bunu, zorbalıklarla da yaptınız, mecburen de yaptınız, elinize geçen her imkanda bunu yaptınız. Yazılımlara varıncaya kadar, algoritmalara varıncaya kadar bugünkü sosyal medyalarda, her alanda bunu geldiniz bize dayattınız, dayattınız. Ne olacak şimdi böyle bir nesil ortaya? Ya yarın varsa bizim dediğimiz doğruysa haliniz ne olacak? Amcam dedi ki hocam niye alttan ısıtmayı açmıyorsun? Haklısın, yakalım. Sonuna kadar yakalım. Cayır cayır yakalım. İllahi Teala'l-Fatiha.